durumlar. Cumartesi gününün son durumunu şimdiden yapıyorum. Ne olur ne olmaz dışarı çıkarız, bir yere gideriz diye kardeşler. Akvaryumumuzda durumlar çok iyi gözüküyor. Vallahi ben bile hayretler içerisindeyim. Güzel güzel fotosentez yapıyor bitkilerimiz. Şimdi inşallah güzel sonuçlar elde ederiz buradan diye ümit ediyorum. Yalnız tabi karides nüfusumuz bayağı azalmış. Gerçi dişi erkek var sakuralardan. Yani ben bunların nüfusunu arttıracağına inanıyorum burada. Durumlar şu anda karideslerde de akvaryumda da böyle. Yalnız planarya gözlemliyorum. Planaryalarla ilgili karidesler sıkıntı yaşıyor diye biliyorum. Planaryalara bir çözüm bulacağım en kısa zamanda. Akvaryumumuzda durum şu anda gayet güzel gözüküyor, hoş gözüküyor. Yani bakalım ne olacak. Buradaki akvaryumlarımıza geldiğimiz zaman güzel kardeşler, karidesleri iyi görüyorum. Beta yavrularından arada bir görüyorum. Yani umarım hayatlarını idame ettiriyorlardır güzel güzel. Bayağı bir mikro kurt verdim. Bu akvaryumumuza da bakteri kültürü aşıladım bu akvaryumdan. Yani yadigar betamız gördüğünüz gibi gayet de mutlu mesut bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Oksijen vermeme gerek yok zaten. Betalarda gerekmiyor da bu akvaryum içinde yani mesela ekstra bir şey yapmama gerek yok. Çok güzel bir oksijen veriyor filtremiz. Emiş gücü de gayet güzel. Hatta şu an gözlemlediğim kadarı ile bir kaçak da yapmıyor. Yapmıştı, şöyle bir muşambayla sıktım. Biraz daha teflonlant sardım. Ha, bir dakika, bir beta yavrumuzu gördüm. Ya bu camdaki yosunları temizlemek için de bir cihaz yapacağım. Bir alet yapmayı düşünüyorum. Çünkü bulaşık süngeri de çok uğraştırıyor insanı. Ve çoğu zaman da üşeniyorsunuz. Yani ona bir çözüm getireceğim. Odayı da biraz toparladım elimden geldiğince. Buralar falan çok dağınıktı. Yani en toplu olduğu hallerden bir tanesidir bu da. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Hatta şöyle yapayım sıralamayı. Onu alta koyayım. Bir de şu Glossotigma diye büyüttüğümüz bitkilerden böyle Aybüke'nin kızımın mama kavanozları var. Onların içine ektim, kökledim. 4 tane. Bakalım burada bunlar nasıl olacak? Yaşamlarını sürdürebilecekler mi? Çok merak ediyorum. Durum şu anda böyle. Akvaryumlarımızda, akvaryum odamızda. Bakalım nasıl olacak gelişmeler. Çok merak ediyorum. Şimdilik hepinize sevgiler, saygılar. Sizleri seviyorum güzel kardeşler. Kendinize iyi bakın. Akvaryum odamız böyle canlandı bu yeni akvaryumla ya. Gayet de güzel durdu. Yalnız şu bayağı bir akıntı yapıyor. Biraz yani çok yapmıyor. Ucuna şey taktım, onu da göstereyim. Durun gitmeden. Şu emiş borusunun şeyini taktım suyu dağıtsın diye, çok akıntı yapıyordu. Şimdi kısmen düzeldi. Düzeldi düzelmesine de. Buharlaşma var. Buharlaşma söz konusu. Yapacak bir şey yok. Şimdi onu şey yapacağım. Ona bir çare bulacağım. Bir filtre borusu falan bulmam lazım. Bunları dağıtıp buraları. Buralarda olması lazım ondan. Onu hallettikten sonra her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Osman Abi TV'den herkese hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi güzel kardeşler, tabii biliyorsunuz bugüne bir anlam yüklediler. Ama benim için söylüyorum, hani ne siyasi olarak ne ülkemle ilgili böyle bir günde, yani askerlerimin katledildiği, Mehmetçiğimin boğazının kesildiği böyle bir gün benim kesinlikle bayramım değil. Bazı kardeşlerimiz yorumlara yazmış. Hani bu bir taraf tuttuğumla ilgili bir şey değil. Zaten ben bir taraf tutmuyorum. Her zaman başından beri videolarımı söylüyorum. Kendimi hiçbir zaman saklamadım. Ben Atatürk'ün izinden giden bir Türk evladıyım.
Türk oğlu Türk'üm. Yani beni lütfen başka yerlere fişlemeyin. Yok şöyle, yok böyle, yok Kürtçü, yok CHP zihniyetli falan. Böyle değilim. Ben ne olduğumu da söylüyorum. O yüzden bunu da belirtmek istedim ülkemizin gündemiyle alakalı. Neden buradan başladım? Şimdi bazı kardeşlerimizden dün yaptığım mini dış filtre ile ilgili sorular gelmeye başladı. Mesela bakın, şimdi buraya basit bir çizdim böyle kesitini düşünün. Bu sizin kullanacağınız kavanoz, plastik, kap, her neyse işte. Buradan giriyorsu, buraya bir boru takıyorsunuz. Şu siyah olan boru. Yani bu boru buradan delip buradan giriyor. Bu aşağıdan bakın suyun yönünü de yani emiş. Kafa motorunda bu içten buraya takıyorsunuz. Çıkışı da buradan delik açıp kabın yani üstünden böyle altından yani altını çeviriyoruz. Oradan çıkış yapıyor. Yani çok basit bir şey. Çünkü kafa motorunun emiş gücü bu şekilde. Buradan emdikçe su buradaki borudan yani bu boruyu da şöyle yapabilirsiniz. Hani işte atıyorum şöyle uzattınız akvaryumun içine. Hani bunu izah etmek amaçlı size söylüyorum. Bu emiş borusu diyelim. Yani şöyle kabaca çizdim. Çok affedersiniz. Bir teknik makine teknisyeni olarak böyle çok basit bir çizim yaptım. Kusura bakmayın. Yani buradan emecek kafa motorunun emiş gücüyle. Su bakın buradan oklar yönünde geliyor. Buradan iniyor. Yine kusura bakmayın. Sesli komut açık. Buradan çıkıyor. Buradan da akvaryuma giden boruyu takarsınız. İşte atıyorum ucuna direkt mi bağlarsınız ya da ben şelale taktım. Şöyle şelale borusu taktım. Ufak buldum. Buradan da akvaryuma akar. Bu kadar basit bir şey. İçini fazla doldurmayın derim. Çünkü hava yapabiliyor. Biyosüngerler bende hala da oksijen çıkartıyor. Şöyle göstereceğim. Hemen son durumumuzda. Bunu da paylaşalım. Dün taktım. Çok stabil bir şey olmadı. Çünkü şuradan hafiften böyle kaçırıyor. Tam şey yapamadım. Hani silikonladığım için sistemi. Şöyle ışık da tutayım. Bakın. Akıntı da çok da azaldı. Ama tabii içinde biraz hava kaldı. Ben tam ememedim. Biraz aceleye getirdim. Buradan emmeniz gerekiyor ağzınızda. Yoksa çıkış olmuyor. Yani şu anda akvaryum bu şekilde. Hava olduğu için bayağı da bir oksijen yapıyor. Betamız mutlu. Akıntımız dünküne nazaran çok çok düştü. Hatta bakın dün beta savruluyordu. Şimdi artık savrulmuyor. Yani suyun akıntısını dağıtmış olduk şelale borusuyla. Emiş borusu bakın orada. Sistem gayet de güzel çalışıyor. Son durumumuza başladık cumartesi günü. Dünden de ekleme vardı biliyorsunuz. Burada hala güllerimiz var satışta. SP Japan var. Bakın hatta buraya koyduğum beta yavrularından bir tanesi büyük, en büyüğü bayağı bir boylanmış. Bir tane de şurada var. O da bayağı güzel gidiyor. Dün küçüklerden gördüm bir iki tane. İnşallah 14'lü yaşar. Ha bakın bir küçük burada. Hala küçük ama. Küçük hala küçük. Neden anlayamadım. Yapacak bir şey yok. Demek ki birbirlerini yemiyorlar. Yani bu kalabalıkta, bu engabede bulamıyorlar. İyi, bura boylanmaları için iyi bir ortam. İşte en çok büyüyeni biraz daha büyüsün. Yani en azından şu yadigar yavruya yaklaşsın boyu. Nerede bizimki? Neredesin çocuğum? Bunun da rengi kumda pek belli olmuyor. Burada buna biraz yaklaşsın. Buraya alacağım babasının yanına şuraya. Bunun da suyunu değiştirdim. Babamız burada. İşte artık bir dişi bulacağız yakın bir zamanda. Bir dişi bulup bir şeyler yapacağız. Akvaryumumuzun ışıkları açılmadı. Bugün de 1'de açılıyor. Ben de 1.30 gibi, 1 gibi çıkmam gerekiyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani bugün biraz rüzgarlı bir hava var. Yine güneş açıyor, kapatıyor İstanbul'da. Havuzumuz iyi, havuzlarımız güzel. Bir sıkıntımız yok, çok şükür. Buradaki bitkilerimizden dün aldım biliyorsunuz. 4 tane. Kökledim. Bunları da şey yapayım. Suyu emiyorlar. Bunları da sizinle birlikte spreyliyorum böyle. Ya bunlar Glossotigma diye vardı. Ali Kemal kardeşimi de arayacağım. Kaç gündür diyorum müsait midir, değil midir, öyle midir, böyle midir unutuyoruz. Sonra da geç oluyor diyorum lan tamam yarın ararım, yarın ararım. Ona da soracağım yani acaba
Aldığı paketin üstüne bir şey yazıyor mu? Farklı bir şey mi yazıyor ya da bu nedir yani? Bakar mısınız kardeşler? Belli oluyordur mutlaka. Yani bu glossotigma değil. Yani resmen aldı başını gidiyor. Yandan sürgün verdi, bu yana doğru uzadı falan. Glossotigmalar böyle değil. Yani bu Monte Carlo'nun biraz daha büyük yaprakları olan, böyle yatay yatay yere paralel olarak uzayan bir modeli. Çok ilginç. İnanın ben de anlayamadım. Hani kötü mü? Değil tabii ki. Yani bitki bitkidir, canlı canlıdır bizim için. Ama en azından beslediğimiz türü bilmemiz lazım. Biraz daha böyle şekillensin, araştırma yapacağım hakkında ben de. Durumlar şu anda akvaryum odasında böyle kardeşler. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Negatif şeylerden uzak durun. Olaylara tarafsız bakmaya çalışın. Tarafsız bakarsanız gerçek tarafları görürsünüz. Gerçek doğru yolu görürsünüz. Ama bir taraf seçerseniz, illa ben bu taraftanım derseniz, mutlaka yanlışlarla karşılaşırsınız. Bakın buraya ektiklerim de bu şekilde. Kendilerini toparladılar çok şükür. O dimdik olmuş. Şu, onu düzeltirim ben iyice. Yapraklar birbirine yapışmış. Yani olaylara tarafsız bakarsanız daha mutlu olursunuz. Çünkü şu anda tutulacak doğru düzgün bir taraf olduğunu zannetmiyorum ülkemizde. Zaten biz insan oluyoruz yani, bizim seçtiğimiz kişiler yani bizi yönetmesi gerekirken yok yani. Kaç senedir istem dışı olan şeyler, ufak bir kitlenin seçtiği kişiler bizi yönetiyor ne yazık ki. Yapacak bir şey yok yani. Durumlar böyle güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Fazla girmeyelim bu konulara. Sonra kötü yerlere çekiyorlar, insanın sinirini bozuyorlar. Durumlar böyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.